arkadaşlarım, selamlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda saatlerimiz gece 11.30 ve ben yine yeni vlog başlatıyorum. Biliyorsunuz bu sene tatile gitme planlarımız hep suya düşmüştü. Söylemiştim size tatile gitme planımız vardı ama şu anlık ertelendi, olmadı falan, bir engeller çıktı falan filan diye. Yarın yazlığa gideceğiz arkadaşlar. Hani bir otele falan tatile gidemedik bu sene ama inşallah seneye diyelim onu da. Daha önce ev turunu çektiğim bir yazlığımız var biliyorsunuz ki ailemle oraya gideceğiz. Hakan gelmeyecek çünkü o çalışıyor biliyorsunuz. Ondan sonrasında zaten köyde kuzenimin de düğünü var. O düğüne katılacağız. Sonrasında da geri döneceğiz. Artık zaten tatilin bitimine de az kaldı. Ağustos geliyor zaten. Ondan sonrasında çok hızlı geçiyor. Bu arada o kadar sıcak ki arkadaşlar, yemin ediyorum öğlende duş aldım. Yani saat 1-2 gibi duş aldım. Saçlarımın şu anda hani böyle parlak göründüğüne, yine bozdum saçımı da neyse, bakmayın, aşırı derecede sıcak. Yani duştan eser kalmıyor kesinlikle. Şu kısımların, şu yüzümün şuralarında yine sivilceler çıktı arkadaşlar. Her ay maalesef ki çıktı gibi, yine bu ay da çıktı. Şimdi o sivilceler içinde bir tane, yeni bir tane herkesin bildiği, aslında göstereyim isterseniz size de. Benim gibi bir sorunu olan varsa onu kullanır diye size de göstereyim. Daha önce duymuşsunuzdur kesinlikle zaten. Şu Neutrogena'nın sivilce karşıtı yüz temizleme jelini kullanıyorum. Dün başladım ama cidden ilk kullandığımdan itibaren şuradaki sivilcem daha büyüktü dün mesela. Kuruttu. Şuradakini de aynı şekilde kuruttu. Akşamdan akşama, işte akşam sabah yüzümü yıkarım bununla diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, yani bu videoyu başlatmamın sebebi valizimi hazırlayacağım. Tatil valizimi. Yatağımda dağınık, ne olur kusuruma bakmayın. Sabah banka işlerim vardı arkadaşlar. Uyandığım gibi dışarı çıktım. Sonra geldim, bir kahvaltı yaptım ve tekrar çıktım. Bu sıralar sürekli günüm böyle geçiyor. Eve gelemiyorum resmen. Sürekli dışarıda işlerim var maalesef ki. Evdeki ev nasılsa öyle kalıyor. Neyse, bu arada şu pijamalarımı da buldum. Onları da göstereyim. Bu pijamaları unutmuştum ben arkadaşlar. Geçen gün çekmece bozulunca çekmecenin içindeki her şeyi çıkardım. Altlarda pijamalarım da vardı geçen sene. Trendyol'dan almıştım hepsini. Hatta vloglarımda ve alışveriş videolarımda zaten görüyorsunuz. Gerçekten çok severek kullandığım bir pijama. Şöyle de göstereyim. Ben gayet beğeniyorum arkadaşlar. Salaş oluşu da ayrı bir güzel zaten. Çok rahat evde kullanılabiliyor. Yine bunun aynısı muhtemelen kalmamıştır ama bu rahat pijama modellerini aşağı linklere eklerim. Neyse, ben şimdi eşyalarımı hazırlayayım. Dediğim gibi düğün de var. Düğün içinde yine elbisem, annem onu yapacak, birkaç yerinde tadilat gerektiren şeyler var. Anneme bıraktım. Şimdi Hakan'ın giyeceklerini de alacağım. Gömlekle pantolonunu falan alacağım. O diğer şeylerini. Zaten birkaç günlüğüne gelecek, o diğer şeylerini getirir. Onun dışında makyaj olarak alacaklarımı ayarlayacağım. Kameramın ekipmanlarını ayarlayacağım falan filan. Yani yine bir ton işimiz var. Valizimi getirdim şurada. Eşyalarımı hemen hazırlayayım. Yatağın üstüne dizeyim. Sonrasında da hızlıca valizime yerleştiririm. Şimdi arkadaşlar, biz aslında bu sene tatil planı yapamadığımız için bikini mayo almadım arkadaşlar. Alacaktım aslında. Dedim ki neyse, bu sene zaten tatile gitmeyeceğiz. Olur da hani zayıflarım, aldıklarım bana olmaz düşüncesiyle bu sene mayo, bikini falan almadım. Keşke alsaydım. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Daha önce olanları giyeceğim bu sene de. Şimdi bir haftalık böyle, dediğim gibi, otel gibi bir tatile gitmediğimiz için, bizim o yazlık ev zaten sürekli gittiğimiz bir yer. O yüzden hani çok böyle çok çok fazla hazırlanma yapmayacağım arkadaşlar. İşte günlük giyeceklerimi, birkaç tane, bir iki tane pantolon alırım ya da eşofman alırım. Bir yere giderken, olur da giderken giyersem ya da köye gideceğimizde köyde giyersem falan diye. Tişörtlerimi falan alacağım zaten. Onun dışında çok bir şey almayı planlamıyorum gibi. Biz yarın cumartesi günlerden. Bu arada benim doğum günüm arkadaşlar. Ama daha önce de söyledim, benim doğum günüm hep yaza geldiği için hiç kimse olmuyor hep yanımda. Genellikle hiç kimse olmuyor. Herkes tatilde oluyor bu dönemde. Hani genellikle doğum günüm kutlanmadığı için sürprizler, büyük şeyler falan daha önce hiç yapılmadı bana diyeyim. Yani bir iki kere falan yapıldı ama dediğim gibi, yani genelde kimse olmadığı için tek başıma oluyordum şimdiye kadar. Ya da Hakan'la birlikte bir yere gezmeye gidiyorduk. Ya da o bana işte eve tatlı, pasta, dondurma falan getiriyor. Öyle kutluyorduk falan. Ama bu sene de yazlıkta olacağız. Bilmiyorum, pasta masla alır mıyız, yapar mıyız bilmiyorum. Hakan da hediye alır mı onu da bilmiyorum. Bakacağız artık. Şimdi arkadaşlar, eşyalarımı hazırlıyorum. Yine 6 dakika konuşmuşum. Ne konuştum acaba bu kadar? Makyaj malzemelerimden eşyalarımı falan, her şeyimi bir öncelikle yatağımın üstüne hazırlayayım. Sonrasında da makyaj kısmına geçerim. Bakım, makyaj, temizleme falan.
Ondan sonrasında da hepsini valize yerleştiririz ve böylelikle işlerimiz de bitmiş olur. Şöyle bir tane bakın, makyaj içeren bir çantam var. Hızlı bir hazırlık oldu aslında. Burada kıyafetlerim var arkadaşlar. Ufaktan özetleyecek olursam burada tişörtlerim, parklarım var. Sadece bir tane pantolon aldım. O da çok gerekirse giyerim diye. Onun dışında pantolon gerçekten hiç giymek istemiyorum. Onun dışında gerçekten hiç pantolon giymek istemiyorum. O yüzden yanıma pantolon almadım. Bir tane pantolon aldım. İki tane tayt aldım. Dört tane falan şort aldım. Hem evde giyme hem de denizden, yazlık evden sahile giderken kullanırım diye. Hem şu Trendyol'dan aldım. Geçen videoda gösterdiğim bu askılı bluzlarımı aldım. Ondan sonra yine askılı ve parola tarzında olan şeyler poşetimde duruyor. Mayolar falan. Kıyafet olarak şu anda bu kadar. Hakan'a da gömlek. Bir tane beyaz ve bir tane de siyah gömleğini aldım. Orada hangisini giymek isterse artık onu giyer. Hakan'ın kıyafetlerini de aldım arkadaşlar. Düğünde giyeceği. Kendi kıyafetlerimi de aldım. Elbisem şu an annemde. Onu yapacak bir yerinde tadilatlık bir yer var. Şimdi sizlere kıyafetlerim dışında neler aldım onları göstereyim. Çantama doldururken hem sizlere de söyleyeyim dedim. Bakım ürünü olarak. Aslında makyaj malzemeleri ve bakım ürünleri olarak söyleyeyim. Şimdi şöyle bu kutumun içerisinde arkadaşlar rujlarım var. Düğünde özellikle kullanacağım renkler. Daha böyle koyu ve bordo tonlu rujlar aldım. Ben bu tarz seviyorum. Bu tarz sürüyorum. Ondan sonra far fırçalarımı aldım. Wax'ımı aldım. Kaş wax'ı. Şöyle, bu da inşallah dökülmez. Bundan çok korkuyorum. Önceki dökülmüştü biliyorsunuz. Şurada bir tane gereksiz eşya var. Şöyle bir likit bronzerim vardı. Bunu da atmışım. Aslında çok kullanmıyorum bunları ama yine de ne olur ne olmaz diye alıyorum. Sonrasında şu makyaj çantamda ne var? Bunda da yine fondötenlerim var arkadaşlar. Bir fondöten, bir BB krem aldım. Ondan sonra concealer'ım var. Sonra hem allık hem ruj galiba olarak kullanıyordu bunlar. Pastelin hem bu rengi hem bu rengi olan allık var. Güneş kremim var. Ondan sonrasında pudra highlighter'larım var ve farlarım var yanıma aldığım. Büyük farlarımı da alacağım çünkü rengine karar veremedim yapmak istediğim makyajın. Hepsini alıp orada denerim diye düşünüyorum. Şöyle far paletlerimi de alacağım. Şu aslında bunun diğerini çıkardım mı ben bilmiyorum. Bakacağım şimdi, çıkarmış olmam lazım. Contour paleti. Bunun renkleri gayet güzel arkadaşlar. Ben böyle pembeli değil de koyu tonlu kontürü daha çok seviyorum. Şu City Color. İki tane far paleti almıştım biliyorsunuz. İçinde gerçekten hem simli olarak hem de normal tam böyle düğünde kullanacak renkler olarak bayağı güzel renkler var. Bunları o yüzden aldım. Çünkü karar veremedim neyi alacağımı. Ama aynı şekilde Revolution'ın paletinde de yine çok güzel renkler var. Özellikle şu kırmızı tonlu makyajı bir düğünde yapmıştım sanıyorum ki. Kuzenim Faruk ve Ezgi'nin düğününde yapmıştım. Çok beğenmiştim makyajı. O makyajın aynısını bir daha yapamadım. Böyle bir makyaj yapmaya çalışacağım yine. Bunu Proxy'den almıştım arkadaşlar. Bunun içerisinde de yine aynı şekilde kahve tonlarında aslında kahve tonlarında farlar var ve siyah var. Bazen eyeliner çekmeye üşendiğimde siyah fardan böyle üzerine sürerek eyeliner yapıyorum. Hem çıkarması daha kolay oluyor. Bu paleti de alayım dedim. Şöyle güneş gözlüklerim var. Bir tane bu. Bunu gösterdiklerimin çoğunu Trendyol'dan aldım.
artık şunu alıyorum. Ya kenarları bol detaylı olan ve şu olan. Zaten bunlar bayağı bir ünlü gözlükler. Özellikle şu. Bunun kedi gözlüğü olan var ama nerede inanın bilmiyorum. Sonra şu tırnaklarımı aldım. Bu şeffaf tırnak, şeffaf olan tırnaklar. Bunun içerisinde de daha önce size göstermiştim, renkli tırnaklar almıştım. Hatta desenli tırnaklar almıştım şunun gibi. Şöyle tırnaklar almıştım arkadaşlar. Bu tırnakları da yanıma alıyorum. Bunun içerisinde de yine şu bir kere denedim bu arada. Lens aparatı var ya, lens aparatı olarak almıştım. Bunu bir kere denedim, kullandım, çıkarabildim, yapabildim. Bunu alıyorum. Takma tırnak takarsam lazım olacak. İçerisinde şöyle kolyelerimi falan koydum. Çok fazla bir kutu olmasın diye hepsini içerisine toplamaya çalıştım. Şöyle de bir tane rengini çok tatlı bulduğum bir oje ekledim içerisine. Birazdan hatta bir ojeyi süreceğim. Bu kutumda da makyaj temizleme suyum var. Gece serumlarım var. Yine aydınlatıcı kremim var. Beauty blenderlarım var iki tane. Bunlar çantamda kalmıştı arkadaşlar. Taşınırken falan da hemen bütün çantaları doldurdum. Bir daha da çok detaylı makyaj yapmadığım için ve Beauty Blender da çok var. Böyle bir 5-6 tane falan var. Hep farklı farklı kullanıyorum. Ve temizlemeye zamanım gerçekten olmadı. Bunları böyle temizlerim zaten sıcak olduğu için de hemen kururlar. Bir tane şöyle bir vücut spreyim vardı. Onu alacağım. Roll-on olarak bunu yeni aldım. Küçük bir roll-on. Bim'den aldım arkadaşlar. 20 TL'ydi. Nivea'nın çok güzel kokuyor. Ve boyut olarak tam böyle seyahat boyu olduğu için özellikle aldım. Biliyorsunuz seyahat boyu şeyleri severim. Deodorant olarak şu Rexona'nın deodorantını da alacağım tabii ki yanıma. Bu gayet başarılı bir ürün bence. Ben bayağı beğendim. Wish of Love parfüm var. Bu da Avon'un bir parfümü. İndirimden almıştım. Kokusu böyle fresh geliyor bana. Yani çok ağır bir koku değil. O yüzden seviyorum ben bu parfümü. Onu aldım. Güneş kremimi alıyorum yanıma. Bu bir gözlük kılıfı. İçerisine de makyaj pamuklarımı ve tel tokalarımı koydum. Ve birkaç tane de yara bandı koydum. Lazım olabilir diye. Onun dışında Arifoğlu kaş ve kirpik serumlarından kirpik olanını alıyorum yine yanıma. Onu da bir kutumun içerisine koyayım. Çünkü bu kaybolabilir. Vazelin alıyorum yanıma. Aslında bir tane daha şey aldım ben. Makyajlarım içinde onu şimdi bulurum. Nivea'nın var ya dudak kremi. Onu aldım ama o çok kurutuyor boğazımı falan. Onu çıkaracağım. Bunu koyacağım içerisine. Sonra tarağımı alıyorum. Neşita Pro olan şu 3 boyutlu tarağı alıyorum. Şampuan var bu seyahat kutularının içerisinde. Asitonumu alıyorum. Pomponlu aseton. Bunlar için bir çanta yaptığım için. İnşallah sarlar bu arada. Bir yine çoğaldılar çünkü ürünle. Sonra Neutrogena'nın bu sivilce karşıtı yüz temizleme jelini dün kullanmaya başladım. Yine sivilceler çıkmaya başladı suratımda. Ve dünden bugüne şuradaki sivilcelerimi kuruttu ve küçülttü arkadaşlar. Bunu çok kişiden duydum. İnanılmaz beğeniliyor. Gerçekten yani ilk kullanışta bile memnun kaldım diyebilirim. Gözlüklerimi de gösterdim. Sonrasında lens suyumu alıyorum tabii ki. Lenslerimi alacağım ve gözlüğümü alacağım yanıma. Şurada tokalarım var. Hem lastik hem kıskaçlı toka lazım olabilir diye kıskaçlı bir toka da alıyorum. Kirpik bükme aletimi de alıyorum. Lazım olabilir. Normal gözlüğümü koyacağım. Numaralı. O yüzden onu da alacağım. Makyaj ve bakım olarak alacaklarım bu kadar. Kesin bir şey unuturum arkadaşlar. Ama Allah'tan her şey artık elimizin altında var. Oralarda da BİM A101, Migros gibi marketler var. Hani kolayca şeylere erişebiliriz yani. Alacaklarım şu anlık bu kadar. Aklıma başka bir şey gelirse eklerim. Sonrasında yanıma şöyle bir tripod alacağım. Tutar diye düşünüyorum yine de. Bunu da alacağım. Bu daha sağlam. Ben bunun küçüğü var. Bir küçük boyu onu alırım. Bu kadar. Şu anda bunları çantama yerleştireyim. İnşallah sarlar bakalım. Şu ağzı açılabilecek şeyler için streç filmimi getirdim. Hemen ağız kısımlarını bağlayacağım ki bir şey olmasın. Şu ağızlık açılmayacak olanları hemen şöyle çantaya koyuyorum. Arabayla gideceğimiz için bu kadar rahatım arkadaşlar. Her şeyi götürüyorum. Sabahta duş alabilirim. Evde de zaten her şeyin yediği var. Onlarla birlikte hem makyajımı yaparım çıkmadan hem de saçımı falan da tararım. Bu kadar arkadaşlar. Ben bunları yarın yerleştiririm valizeye diye düşünüyorum. Çünkü saatlerim şu anda 1:05 geçiyor. Bayağı bir geç oldu. Artık hemen yani sabah kalktığımız gibi gitmeyiz. O yüzden bunları sabah yerleştiririm yerlerine. Sonra da yani o zaman sonra görüşürüz. Arkadaşlarım selam, bugün yeni bir gün. Şimdi şöyle size valizimi hazırlarken de bu valiz kısmını çekmek istedim. Çanta değişikliği yaptım bu arada. Bakın ürünlerim o küçük çantama sığmadı. Şöyle bir tane daha çantam vardı biliyorsunuz zaten. Bunu aldım yanıma. Şuraya tişörtleri, Hakan'a 2-4 tane tişört, bir tane eşofman altı aldım. Ve Hakan'ın gömleklerini koyacağım.
Hakan'ın kıyafetleri bir yerde kalsın. Sonra aramayalım tekrardan neredeydi diye. Orada da ütüleriz zaten. Başka türlü taşıma şansım yok şu anda bunları. Ve daha bir hafta var. Tekrar ütüsünü falan yaparız. Şimdi ben burada valizi hızlıca toplayayım arkadaşlar. Zaten farklı bir şey koymayacağım. Yine geçen seneki aynı ürünlerim kardeşim de getirecek. Onunla birlikte giyeriz. Fotoğraf falan çekilirsek onunla birlikte kombin yapıp çekiliriz falan diye. Çok bir şey almıyorum ben yanıma. Klasik tişörtlerim. Zaten yine bir hafta duracağımız için çok durmayacağız yani. Şarjım bitti. Batarya değiştirdim. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu kısımda şortlarım, işte tişörtlerim. Aslında her şey sığdı gibi bir şey. Buraya da yine taytım vardı. İki tane tayt almıştım. Bir pantolonum var. Tişörtlerim falan var. Onları koyacağım. İçerisine topuklu ayakkabılarımı da koymam gerekiyor arkadaşlar. Düğün var biliyorsunuz. Onları bir poşete koyup bunun içerisine koyacağım. Valizin içerisine koyacağım. Hepsi bir yerde dursun. Zaten sandaletlerimle giderim. Spor ayakkabılarımı da yine bir poşete koyup onları da içine koyarım. Şurada bir tane çantam var. Düğünde kullanırım diye almıştım daha önce biliyorsunuz. İçerisine en azından telefonum falan filan sığıyor. Onları koyarım. Böyle bu şekilde kullanırım. Şunun içerisine bilgisayarımı falan filan koyacağım. Hatta şöyle tripodlarımı koydum. Şu tripodlarımı aldım. Bunlar lazım olabilir. Reels çekebilirim falan diye. Tripodlarımı da koydum. Makyaj malzemelerimiz de tamam. Dün size göstermedim. Yanıma şöyle şey aldım. Benim şampuanım sarımsaklı şampuan. Şöyle de küçük seyahat boy kutularım var. Onların içerisine sarımsaklı şampuan koydum. Bir tanesinin içerisine makyaj temizleme suyu koydum. Ondan sonra makyaj temizleme köpüğü aldım zaten Neutrogena'nın biliyorsunuz. Başka da bir şey sanıyorum ki yok arkadaşlar. Ben şimdi hemen duşa giriyorum. Valizim de bitti. Sadece içerisine çorap ve biraz önce söylediğim gibi ayakkabılarımı koyup kapatacağım. Bu kadar. O zaman daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar koymayı unuttuğum şeyler varmış. Mesela pijamalarımı almamışım. Şöyle pijama aldım yanıma. Diş fırçamla diş macunumu unutmuşum. Onu da koyuyorum buraya. Ayakkabımı koydum. Bu düğünde giyeceğim. Ayakkabı ve kınayı unutmuşum. Ben yukarı çıktım Allah'tan. Annemler hatırlattı. Kına da giyeceğim. Elbisemi de aldım. Onları da şuraya koydum. Böyle arabaya koyacağız. Ve şurasının dağınıklığına bakın. Şu an burası darmadağın oldu. Şimdi bunları da katlayıp kenara koyacağım. Burasını da bir toparlayacağım arkadaşlar. Valizim de bitti. Şimdi kapatacağım onu da. Etraftan eşyaları falan her şeyi topladım arkadaşlar. Toplamışken odamı da toparladım bir güzel. Burası da temiz ve toplu bırakacağım. Ve artık yola çıkıyoruz. Yazlıkta yeniden bir tatil vlog başlatacağım. Artık bu videoyu da burada kapatıyorum. Bu sadece valizimde ne var? İşte valize hazırladığım ürünler. Valiz hazırlığı, birlikte valiz hazırlamak gibi bir vlog olsun. Bir video olsun istiyorum açıkçası. O yüzden artık bu videoyu da burada kapatıyorum. Bize de hayırlı yolculuklar. Artık tatil vlogumuzda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.